Merhabalar, ben Oğlak Tuna. Sosyal medya paylaşımlarımda teveccühle de karşılaştım. Eleştiriler de oldu. Ama insanlarda ciddi anlamda bir merak oluştuğunu görebiliyorum. Ben 1971 İstanbul doğumluyum. Benim dedelerimden bir tanesi Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında savaşmış süvari yüzbaşı Naci Aktuna'dır. Öteki dedem Ercüment Siyavuşoğlu, Osmanlı döneminin meşhur sadrazamlarından Siyavuş Paşa'nın torunudur. Nenem Semiha Berksoy, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı, Atatürk'ün önünde sahneye çıkmış bir oyuncudur. Annem Zeliha Berksoy, Türkiye'de gerçekten büyük başarılar elde etmiş, Türkiye'de duayen oyuncu olarak adlandırılan birkaç tane tiyatro oyuncusundan biri olup, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kurmuş ve 50 yıla yakın orada profesör olarak hizmet etmiş, binlerce tiyatrocu yetiştirmiş hocadır. Babam Doktor Yıldırım Aktuna, Bakırköy Hastanesi'nin efsane başhekimi, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Hükümet Sözcülüğü gibi değişik alanlarda ülkesine hizmet etmiş. Başta Amatem'i kurması ve yeşil kartı çıkarmasıyla bu iki alanda Türkiye'de gerçekten kalıcı arkasında miraslar bırakmış. Bunun dışında yüz binlerce hastayı tedavi etmiş. Ülkesine hem yerel yönetimlerde hem de ülke bazında büyük hizmetler etmiş bir şahsiyettir. Ağırlıklı olarak nenemle büyümem benim yaratıcı yönüm, hayal gücüm ve vizyonumu etkiledi. Annemde disiplini ve çalışkanlığı gördüm. Babamda yeni proje üretme ve ülkede olmayanları yapma, ilkleri başarma heyecanını gördüm. Bu insanlar beni tabii bugünlere gelmemde, bilgi birikimimde çok büyük faydaları dokundu diye düşünüyorum. Ama ben onların yolunda gitmek istemedim. Sanatçı da olmadım, doktor da olmadım. Ama siyaset beni gerçekten derinden etkiledi. Ben siyasete 16 yaşında 1989 yerel seçimlerinde babam Bakırköy Belediye Başkan adayı olduğu zaman başladım. İlk seçim kampanyasında pankartları asarken, esnaf ziyareti yaparken, sokak çadırlarında toplantılar yapıp halka direkt ihtiyaçlarını sorarken ben her zaman babamın yanındaydım. Sonrasında belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetler, ilk kadın sığınma evini açması, ilk Türkiye'deki hayvan barınma ve kısırlaştırma merkezini açması, Bakırköy Spor'u birinci lige çıkararak bir belediye başkanının spora verdiği ilgiyi göstermesi, Türkiye'de hijyeni restoranlara ve marketlere çok ciddi cezalar ve yaptırımlarla getirip, hijyenin ne kadar önemli olduğunu sağlık alanında halkımız için vurgulaması. Çok sayıda halk pazarları açarak halka besinin, gıdanın ucuz ve kaliteli ulaşmasını sağlamak için verdiği emekler. Bunun gibi bir ton sayabileceğim şeye canlı şahidiydim yanımda. Sağlık Bakanı olduğunda yeşil kartı çıkarıp 7 milyon insanı bedava sağlık hizmetlerine kapsamını aldığında da yanımdaydım. Yani yerel seçim ve yerel yönetimlerde artı 6 tane genel seçim ve 6 dönem Sağlık Bakanlığı'nda bu tecrübelerin içinde gözlemci olarak yer aldım. Bu tabii ki bende çok büyük bir siyasi tecrübe oluşturdu. Eğitimime Amerika'da University of Portland'da pazarlama ve yöneticilik alanında çift branşta çalışarak başladım. Okulumu 3,5 senede çift branşla bitirdim. Sonrasında kendi ilgi alanım olan iş geliştirme, yani proje geliştirme. Yani aslında gençliğimde babamın ilkleri yaparak halkta büyük teveccüh kazandığı alanda kendimi ilerletmeye karar verdim. Ve bu konuda Amerika'da master yaptım. İş geliştirme gerçekten benim düşünceme göre bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ileride en büyük etkili alan olacağını düşündüm. 16-17 seneye yakın orta düzey ve üst düzey yöneticiliklerde bulundum. Bu tecrübemi de yaptıktan sonra artık hem Türk ekonomisini çok iyi tanıyan hem uluslararası anlamda bilgi sahibi bir birey haline kendimi getirdim.
ve artık siyasete girmenin zamanı geldiğini düşünmeye başladım. Ve bu 16 yaşından bugüne süren yolculuğumda o insanımızda teveccüh uyandıran projeleri hayata geçirmek için donanımımın artık tam olduğuna inandım. Son 12 yıldır Türk siyasetinde aktif olarak çalışmaktayım. 7 seneye yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve İYİ Parti'de 2 sene İstanbul İl Yöneticiliği yaptım. Arkasından 3 sene İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptım. Hiçbir görev beklemeden, hiçbir yere adaylığımı koymadan sadece ve sadece Türk halkının beni tanıması ve projelerimi dinlemesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte bu projelerin ülkem için çok faydalı olduğuna inandığım için Millet İttifakı'nın kazandığı seçimden sonra hayata geçirme şansımız çok artacaktır diye düşünüyorum. Benim hayatım 24 saat siyaset değil. Seyahat etmeyi severim, çok kitap okurum, ağırlıklı olarak tarih okurum, siyaset tarihi okurum, felsefe okurum, sanat okurum. Atatürk'le ilgili kitaplar benim çok büyük ilgi alanımdır. Onun en ufak anılarını bile öğrenebilmek için üçüncü, dördüncü şahıslarla oturup görüşmüşlüğüm de vardır. Çünkü kendime Mustafa Kemal Atatürk'ü rol model almış bir bireyim. Yüzmeyi severim. Çok iyi yüzücüyümdür. Spor yapmayı severim. Bisiklete binmek çok büyük bir hobimdir. Gençlik yaşlarımdan beri bisiklete binerim. Basketbola çok ilgim var. Hem NBA'yi takip ederim hem de kendim bilfiil her hafta sonu basket oynarım zaman bulabildikçe. Futbol, orta ve lise çağlarımdan beri mahallede büyüdüğüm için büyük bir ilgi alanımdır. Fenerbahçeliyimdir. Çok koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Futbol halı sahada zaman buldukça oynarım. Doğa yürüyüşleri hoşuma gider. Bunları yaparım. Seyahat etmeyi severim. Değişik kültürleri öğrenmek ilgi alanımdır. O gittiğim ülkelerdeki müzeleri gezerim. Tarihini okurum. Evvelden hazırlık yaparım. Evde olduğum zamanlarda YouTube benim için büyük bir beslenme kaynağıdır. YouTube'da sağlık alanında, felsefe alanında, tarih alanında, din alanında değişik önemli yazarlar, edebiyatçıların YouTube'daki konuşmalarını seyrederim. Genelde hayatımda ufkumu genişletmek için elimden gelen kendimi ilerletme amaçlı faaliyeti yaparım. Bir tane kızım var 7 yaşında. Bundan sonraki süreçte kendi kızım için, onun çok güzel bir ülkede yetişmesi için sonuna kadar ben bu işin mücadelesini vereceğim. İYİ Parti benim düşüncelerime, çizdiğim kendime hayat yoluna ve ideolojik bakışıma en uygun partidir. Ve Meral Akşener de bunun Türkiye'deki modern kadın temsilcisidir. Ve buna inandığım için İYİ Parti'deyim. Tabii ki zor şartlar yaşıyoruz. Maddi imkanlarımız öteki partiler kadar yüksek değil. Elimizde medya organlarımız yok. Zaten partimizi genel başkanımız büyük fedakarlıklarla ve mücadelelerle kurmuş. Ama biz iktidara yürümek için bu mücadeleyi 5 yıl boyunca verdik. Tüm engelleri aşağı aşağı geldik. Ve şimdi artık meyve verme zamanı. Çiçeğin açma zamanı. Ülkeye kazandığımız bilgileri, tecrübeleri, yaşadığımız bütün birikimi geri verme zamanı. Onun için buradayım. Bu videoları da bundan dolayı çekiyorum. Endişe duymanıza gerek yok. Siyasi polemiklere girmem. Kişisel çekişmelerden beslenen bir siyaset benim enerjimi düşürüyor. Ondan dolayı ilgilenmiyorum. Benim tek bir hedefim var. Ülkeye hizmet ve en kalitelisini yapmak. Hizmette de rekabet kaliteyi arttırır. Halk da karar alma sürecinin içinde olduğu zaman o proje ayağı yere basan somut bir proje olur ve halkın refah seviyesini yükseltir. Bu sadece ekonomik alanda değil, sağlık alanında da aynıdır, eğitim alanında da aynıdır. Turizm politikasından girin, kültür politikasından çıkın. Her alanda halkla birlikte yapılan projeler sonuçta büyük başarı elde etmiştir. Bundan dolayı diyorum ki bu kanal bizim için çok önemli. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Her paylaştığım videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve bu size sunduğum projeleri birlikte büyütelim. Sizlere iyi günler diliyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere.